Bu bir palanga sistemi. İki harekette iki sabit makara da meydana geliyor. Şu anda ben bunu çekerken şu iki makara hareket ediyor. Şu iki makara sabit. Şu üsttekiler her iki makara sabit. Aşağıda da iki tane hareketli makara var. Şimdi toplam ağırlığı bilmiyoruz da bu makaranın ağırlığıyla bu kütlenin toplamını şu dört tane ip mi taşıyor? Evet. O zaman ben buraya F kuvveti uygulasam 1F, 2F, 3F, 4F'ten sistemi taşıyan 4F. Yani buradakine biz 20 Newton desek 4'e bölünecek. 5. Yerine 5 Newton. Kuvvetten 5 kat kazanç var. Bu da şu demektir. Benim 5 metre ip çekersem ancak 1 metre ya da 4 metre ip çekersem 1 metre yükselecek demektir. Ne demiştik? 20'ye 5 mi? Evet. 5, 20'nin 4'te 1. Evet. 4 metre ip çekersek 1 metre yükselecek. Şimdi ben bunu yaklaşık dayandığı bir yere kadar indiriyorum. Şimdi çekiyorum bakın. Ben çok çekmeme rağmen benim çektiğim ipin 4'te 1'i kadar yükselecek. Ya da ben V hızıyla gitsem kütle hızı V bölü 4. Ya da 4 V hızıyla gidersem kütle hızı V olacak. Çünkü benim çektiğim ipin 4'te 1'i kadar yükseliyor aynı sürede. Tamam. Hocam peki buradan çıkarsın.